CHP ve muhalefet partilerin TBMM'ye okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Bu çocuklar hepimizin. Buradan AKP'ye oy veren kadınlara sesleniyoruz. Senin çocuğunu aç bırakan bir partiye oy vermeye devam edecek misin? Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Kütahya İl Başkanı Sevinç Şenol açıklama yaptı. Ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocuk yoksulluğudur. Ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli aileleri vurdu. Bu da çocukların sağlıklı dengeli beslenmesini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre de Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı %10'lara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor. Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Kütahya İl Başkanı Sevinç Şenol, seçim öncesinde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağını vaat eden tek adam iktidarı, okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. Açlığa sürüklenen çocuklar var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçeyle kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksanız saray harcamalarından yapın dedim. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Kütahya İl Başkanı Sevinç Şenol, Cumhurbaşkanlığı bütçesi %100 artırılarak 110 milyar 877 milyon liraya ulaştım. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatlarınızdan tasarruf yapın. Bu çocuklar hepimizin. Buradan AKP'ye oy veren kadınlara sesleniyoruz. Senin çocuğunu aç bırakan partiye oy vermeye devam edecek misin? Her ailede en az 3 çocuk olmalı diye şart koşanlar bu çocukların karnı nasıl doyacak hiç düşünmüyor mu? Sorumluluk hissetmiyor mu? İktidar çocukların durumunu sadece seçim öncesinde oy için düşünüyormuş gibi yaptı. Hatırlatmakta fayda var. Kasım 2022'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP'nin de içinde bulunduğu muhalefet partilerinin de okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti. Israrlarımız ve konuyu sürekli gündemde tutmamız neticesinde eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamıştım. Hatta bakan bu uygulamanın kapsamının genişleyerek pansiyonlu okullardaki tüm öğrencilere de ücretsiz olarak yemek vereceğini müjde diye duyurmuştu. Bu adımlarla 5 milyonun üzerinde öğrenciye ücretsiz öğün verilecekti. Fakat okul öncesi ve yatılı okullarda bir öğün ücretsiz yemek verme kararı sadece yarım dönem sürdü. Seçim bitti. Çocuklar unutuldu. İşte bu nedenle bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur diyoruz dedi. Ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocuk yoksulluğudur. Ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli aileleri vurdu. Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre de Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı %10'lara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor. Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti. Seçim öncesinde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağını vaat eden tek adam iktidarı, okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenciyi tek öğün doyurmak bile gözlerime battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı. Hem de bir genelge ile. Hem de bu genelgede açlığa sürülen çocuklarımız var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçeyle kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksanız saray harcamalarından yapın. Cumhurbaşkanlığı bütçesi %100 artırılarak 10 milyar 877 milyon liraya ulaştı. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatlarınızdan tasarruf yapın. Bu çocuklar hepimizin. Buradan AKP'ye oy veren kadınlara sesleniyoruz. Senin çocuğunu aç bırakan partiye oy vermeye devam edecek misin? Her ailede en az 3 çocuk olmalı diye şart koşanlar, bu çocukların karnı nasıl doyacak hiç düşünüyor mu? Sorumluluk hissetmiyor mu?
İktidar çocukların durumunu sadece seçim öncesinde o için düşünüyormuş gibi yaptı. Hatırlatmakta fayda var. Kasım 2022'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP'nin de içinde bulunduğu muhalefet partilerinin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti. Israrlarımız ve konuyu sürekli gündemde tutmamız neticesinde eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamıştı. Hatta bakan bu uygulamanın kapsamını genişleyerek pansiyonlu okullardaki tüm öğrencilere de ücretsiz olarak yemek verileceğini müjde diye duyurmuştu. Bu adımlarla 5 milyonun üzerinde öğrenciye ücretsiz yemek verilecekti. Fakat okul öncesi ve yatılı okullarda bir öğün ücretsiz yemek verme kararı sadece yarım dönem sürdü. Seçim bitti, çocuklar unutuldu. İşte bu nedenle bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur diyoruz. Değerli basın mensupları, çocuklar okulda açlıktan bayılırken ücretsiz öğün konusunun da rafa kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişsel gelişimini bozduğuna ilişkin ikazlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar anne karnından 0-4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayata bir adım geriden başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığı için sık sık hastalandığını söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksikliğin çocukların okullardaki başarısını düşürdüğü çok net biliniyor. Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından da gizlenemedi. TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengeli beslenmiyor. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738 bin 300. Bu çocukların %33.7'si yani 7 milyon 662 bin 807'si maddi yoksulluklar çekiyor. TÜİK'in 2022'ye ilişkin Türkiye Çocuk Araştırması'na göre meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %50, sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %33'tür. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise %12.7'de kaldı. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu il %20.6 ile Şırnak oldu. Çocuklarımız için et, süt, peynir, yumurta ya da meyve lüks oldu. Değerli basın mensupları, anneler çaresiz bırakıldı. Açlık sınırının altında kalan asgari ücret ile geçinmeye çalışan aileler çocuklarını okula aç gönderiyor. Çocukların beslenme çantası boş. Basına yansıdığı üzere okuldan verilen listeye göre beslenme çantasını doldurmanın maliyeti haftalık 175 lirayı buluyor. Bir evden 3 çocuk okula gittiğinde haftalık maliyet 525 liraya çıkıyor. Okullardan verilen listeye göre 1. sınıfa giden bir öğrencinin beslenme çantasına ceviz, fındık, badem gibi kuru yemiş, bir meyve içecek olarak süt, ayran veya meyve suyu konulması isteniyor. Bir adet muzun fiyatı ortalama 15 lira. Bir adet elmanın fiyatı 7 lira. Küçük sütün fiyatı 9,5 lira. Küçük ayranın fiyatı 5 lira. Küçük meyve suyunun fiyatı 7,5 lira. Bir simit 15 lirayken bu beslenme çantası nasıl dolacak? Annelerin beslenme çantasına bayat ekmeği ıslatıp koyduğunu biliyoruz. Veliler lise çağındaki çocuklara dahi harçlık veremiyor. Akşamdan kalan yemeklerle çocuklarını okula gönderiyor. Aç bir çocuğun sıra arkadaşının sandviçinden bir ısırık istediği haberini hepimiz utanarak okuduk. Derste açlıktan bayılan çocuklar hepimizin yüreğini yakıyor. Bu utanç ülkeyi yönetenlerindir.
Durum bu kadar korkunç iken okullarda ücretsiz öğün olmaması kabul edilemez. Bu sorun acilen çözülmelidir. Elektrik düğmesine basıldığında 4, musluk açıldığında 5 çeşit vergi alan iktidar çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği vermelidir. Bu bir lüks değil, zorunluluktur. Ülkemizi ekonomik krize sürükleyen, derin yoksulluğu yaygınlaştıran iktidar, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir.